Aha. Uf, Anunobi'den çaldım. Şu smacı da basar mıyım? Bu en iyi smacımdı galiba bu. Of, yeni animasyon. Merhaba arkadaşlar, NBA My Career'ın 15. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen bölümde Gürkan'ı Minnesota Timberwolves'a takaslamıştık. Takasımızı istemiştik daha doğrusu ve burada kendimizi bulduk. Takas gerçekleşti. Benim merak ettiğim bir olay var arkadaşlar. Acaba bizim yerimize Brooklyn Nets'e kimi verdiler? Hemen ona bakmak istiyorum. Nets'te Culver var, Jared Culver. Bunu mu vermişler acaba bizim yerimize? Olabilir. Bu da rookie sanırım. 7.8 sayı, kesin draft pick falan da vermişlerdir ki beni alsınlar. Bilmiyorum da arkadaşlar, neden buraya geldik? Önümüzde artık yeni bir hedef, yeni bir motivasyon nedeni olsun. Çünkü biliyorsunuz şöyle baktığımızda biz diğer takımla, Brooklyn Nets'le ligin en iyi takımlarından bir tanesiydik zaten. Hani playoff için hiçbir zorlanma olmayacaktı. Ama şimdi buraya geldik. Minnesota Timberwolves ligde 10. Yani şöyle Golden State Warriors'ın olduğu yerde olmamız gerekiyor. Portland'la da aynı zaten onların galibiyet mağlubiyet sayısı. Denver da o kadar uçuk değil. Houston bile yakalanabilir. Yani biz 6 ile 8 arası bitirirsek, pardon 5 ile 8 arası bitirirsek süper olur. Özellikle 5. bitirirsek Memphis'le oynamış oluruz playofflarda, böyle eğer kalırsa. İyi olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Bizim takımda biliyorsunuz D'Angelo Russell var. 23.9 sayıyla oynuyor ama geçen bölümdeki ilk maçta berbattı. Karl Anthony Towns var. Ligin en iyi reboundcusu yanılmıyorsam şu an. Onun da sayısı bayağı çok. Axel Walden kankamız. Onunla da Paris Connection, French Connection bir şeyler yaparız arkadaşlar. Öyle tavsiyelerde bulunmuşsunuz, sağ olun. Bizim kestiğimiz Malik Beasley var ama bizde adam akıllı bir Jared Allen tarzı power forward yok. Bize öyle bir adam lazım. DeAndre Jordan tarzı bir adam lazım. Sanırım birisinin takas edilmesini isteme buradan açılıyor ama ben henüz açamamışım arkadaşlar. Belli ki açamamışım. Şuralarda bir yerde olması gerekiyormuş. Artık biz devam edeceğiz. Takımımızı playofflara sokmaya çalışacağız. Zaten All-Star maçları da geliyor. Muhtemelen bir sonraki bölüme gelir. Şimdi 12. Sacramento Kings'e karşı bir galibiyet almamız gerekiyor bence. Şöyle şu formamızı giyelim ve ilk maçımıza çıkalım. 20-29'luk bir Sacramento Kings. Yani her türlü almamız gerekiyor bu maçı arkadaşlar. Takımımıza alıştık mı bilmiyorum. Bakalım D'Angelo Russell, Cat zaten ilk 5'teler. Onun haricinde Axel Walden ve James Johnson. Klasik. Bizim 5 belli burada. James Johnson bir gitseydi, bir Jared Allen, Hatay Connection buraya gelseydi efsane olurdu yalnız. Onlar aldılar ilk topu. Güzel, güzel, güzel. Bomboşum abi. Süper. Başta bir smaçla başlayalım abi. Smaçla başlayalım. İşte bu. Darren Fox üçlüyü gönderdi be. Üçlükle cevap verdiler. Russell ver. Russell verdi. İçeri girdim. Reverse layup süper. Uf, Marvin Bagley Jr. ne blok yedi. Walden eyvallah. Ve... Ooo, en one basket foul. Daha güzel oldu. Smacı basamadım diye biraz üzüldüm. Basket foul. Hadi Gürkan. Yeşil. İşte bu. Michael Jordan kullanıyorum arkadaşlar zaten serbest atışlarda. Yani seriyi bazen demek ki iyi takip etmiyorsunuz. Sürekli bunu söylüyorum ama yorumlarda yine aynı yorumları görüyorum. Tabii farklı jump shot tavsiyeleri öneriyorsunuz da. Belli bir şeye alışmak en önemlisi bence, en mantıklısı arkadaşlar. Buddy Hield uçtu. Buddy Hield uçtu. Buddy Hield attı ya. Oha, elim üstünde adam yine de attı. İyi ki üçlük değil en azından. İyi saldım Johnson'a. Johnson! Basket faulü yok ama. Johnson ilkini attı, koçum benim. Belki ben Johnson'ı coşturmaya geldim buraya arkadaşlar. İkinciyi de attı. Onun bakalım sayı ortalaması yükselecek mi? Darren Fox, arkadaş hiç elinizi kaldırmıyor musunuz bu adam atarken sayıya? Sağ olasın. Aha, içeride Cat var. Cat Connection. Kedi Connection. İşte bu. Aha, uf, Bogdanovic'den ne çaldım? Harekete gel. Upstep'le smaç be. Bogdanovic ne oldu?
İşte bu ya. Ben bu maçta coştum abi. 9 sayı 1 asist. Hoca beni aldı. 15-14 öndeydik. 15-15 olmuştu. Yine aynıyız ya. 35-33. 2 sayılı öndeyiz. Top bende. Üçlük. İşte bu ya, işte bu ya. French Connection iş başında. Tabii benle connection yapmadı da orada. Son anda attı. Girdim. Girdim. Oo, mükemmel girdim abi. Johnson. Bak adamı coşturuyorum abi. Evet. Al abi. Johnson connection bu da. Johnson'a 3. asistim. DJ. Walden. Walden bomboşum. Mükemmel French Connection iş başında ya. French Connection, Paris Connection, koçum Walden. Karl Anthony Towns, Alley-oop, Cat Connection, Cat-oop. Güzel, güzel. Aaron Fox amma dribble yaptın lan. Aha dışarı çıktı. Kazma. Daldım, girdim. Neyse faulleri aldım. Benim bayağı yükseldi hızım sanki arkadaşlar. Öyle bir hız artışı hissediyorum. Perimeter defense yükselttikten beri. Yeşil var mı? Var. Çok iyi gidiyoruz be. Nazar değmesin. 58 Sivas'ın gururu. O da oldu, o da oldu. Hoppa. Al abi. Spellman. Koçum Spellman. Ve ilk yarının son anlarında hoca beni aldı. 57-57. Top bizde. Bowman üçlüyü gönder abi. Girsin. Ya neyse. İlk yarı 57-57. Kendimi bayağı hızlı hissediyorum. O konumda bayağı mutluyum. Kırmızı ayakkabılarım da geri gelmiş bu arada. Onu da fark ettim yine. Müthiş. Fast break. O bana geldi mi geldi. Abi yeşil ya. Uf. Kontrole gel. Ya şu yeşilleri tutturmaya hastayım ya. Üçlük. Hadi. Aa Axel Walden French Connection basket faulü. Hücum reboundundan sonra alıyor. Koçum benim ya. Ya çok seviyorum bak AW'yu ya. Arkadaşlar 3 sayı. Uf blok. Süper. Johnson bir şey yaptı. Blok attı. Al abi DJ. DJ tekrar. Süpersin. Al abi. İşte bu ya. Mükemmel bir takım oyunu. D'Angelo Russell bomboşsun. Üçlük. Ya bir kere de girsin ya D'Angelo Russell'ın üçlükleri. Çok kötü oynuyor ben oynarken. Geri geldi. Defansı iyi ama. Cat da iyi. D'Angelo Russell. Sağ ol abicim. Şu girer. Ya mükemmelim be. Üçüncü periyot 11 sayı öndeydik. Geri girdim. Bu sefer 16 sayı öndeyiz. Çok iyi. Hoppa blok. Ve bomboşum. 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 Top step. Çok iyi. Bizde de herkes slasher abi. Herkes de yanıyor. Johnson yanıyor. Koçum benim. Yan abi. Ooo bomboşum. Smash. 25 sayı 5 asist. Takeover benim de az kaldı. Bu arada arkadaşlar kendime alley-oop yapmam lazım bir ara ya. Onu da hedefleyeceğim. Üf defans süper. Ver abi. Yine al. Koçum. Axel Walden French Connection. Koçum ya. Çe. Çe. Daldı içeri. Attı abi. 27 sayı. Evet. Evet sayın seyirciler. Şuna bak ya. Takeover'ım hazır mı? Hazır değil henüz. 29 sayı. Üçlük. Ya bir gir abi ya. Bomboş. Bomboş. Fena da atmadım. O niye girmiyor? Hop. Yine girdik. Salladık abi. Şimdi takeover'ımız var. 31 sayı attık. Ve maçı arkadaşlar 114-91 inanılmaz bir farkla bitiriyoruz. 23 sayı fark atıyoruz yanılmıyorsam. Bayağı bir sayıda attım. 32 sayı, 5 asist mi 6 asist mi ne oynadım. İkinci maçım kat kat daha güzel oldu. Bu galibiyetin peşine hemen Atlanta'ya karşı da bir galibiyet alalım. Atlanta onlara karşı bayağı oynadık bu sezon. Şöyle eski formamızı giyelim. Kevin Garnett zamanının Minnesota formasıyla geçiyoruz ikinci maçımıza. Bu arada geçen maçta kim ne kadar sayı atmış ona da bakmayı unuttum arkadaşlar. Ben de diyorum ben neyi unuttum acaba? James Johnson'ın performansını, D'Angelo Russell'ın ve Cat'ın performansını çok merak ediyordum. Çünkü Axel Walden gayet iyi bir maç çıkarmıştı. Yine aynı ilk 5. Aa, karşıda şeyi göremiyorum arkadaşlar. Trey Young'ı göremiyorum. Acaba takaslandı mı yoksa sakat mı? Vay be.
Lan Cat de hiçbir başlangıç topunu kazanamıyor. Yürü. Hadi ilk sayımı. Ooo ne kadar zor gitti be. Ama güzel attık. Kurtlar uluyor. İyi defans. DJ. Axel Walden. French Connection. İşte bu ya. Şu pasın güzelliğine gelin. French Connection'ı boş veriyoruz. Smaç'ı basıyoruz. French'de Axel Walden da geliyordu. 7 sayı 1 asist. Uf, bloku yedi. İşte bu. Johnson dayı. Yani pas atsa aslında daha iyi şeyler olacaktı. Neyse, 2 tane serbest atış da iyidir. Johnson'ın serbest atışları fena görünmüyor. Hoca da beni aldı. 12-10 gerideydik. Bakalım ne olacağız. Hadi takım. Oo işte bu. 8 sayı öndeyiz. Ver lan D'Angelo Russell. Hiçbir şeye yaramıyor bu D'Angelo Russell. Bakın böyle hemen 2 tane servis atış kazanılır. Gürkan yeşil yok ama girer. 8 sayı. Bir tane daha var mı? Bu da yeşil. 9 sayı. Üçlük. Walden. Ya bu adam çok güzel. Bu çocuk süper ya. Orada bıraktım Walden'ı. Bayağı bir bekledim. French Connection. Potanın dibi. Aferin lan. İlk yarı ne oluyor? Hoca beni biraz önce aldı. 8 sayı öndeyiz ve üçlük atmaya çalışıyorlar. Girmez. Güzel. Devre arası size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. D'Angelo Russell 0 sayı. Karl Anthony Towns 0 sayı. En azından bunun 3 bloğu var da. Yani D'Angelo Russell'ın asisti yok. Hiçbir şey yok arkadaş. Hani Axel Walden'la ben atıyoruz. Bir de benim beğenmediğim James Johnson atıyor. Girsin. İşte bu ya. Adama bir de asist yani yaptıralım şurada. Axel Walden üçlük. Mükemmelsin be. French Connection iş başında ya. Abi hoca beni aldı sonra geri girdim. 21 sayı açmışız farkı. 10'du 21 olmuş. Ve müthiş bir smaç. Ne oldu? Ne uçtum be? Uf. Ya 30 numara. Ne oldu? Üçlük. Çok derinden bir üçlük. Çok da kötü saldım arkadaşlar. O kadar da böyle ayağım yerde değildi. Hani oynuyordum sanki ama bazen şansa giriyor abi. Mükemmeliz ya. Sivas'tan ta üçlük attık. Uf, ne daldım be. Ya abi. Hızım yükseldi harbiden, ben bu hızı bekliyordum işte. Çok güzel hızlı koşabiliyorum bazen şimdi. Her şeyi daha çevik yapıyor şey. Hazır mısınız gençler? Ya 28. sayımızı turnikeyle yorulmuşum ya. Abi bakın Minnesota'ya gelmemin mantığı burada D'Angelo Russell'la Cat hiç sayı atamıyorlar. Ben buranın as yıldızı olacağım. Görüyorsunuz 28 sayı. Geçen maçta 32 sayı mı attım? Ne yaptım? Defansa gel. Ama rebound berbat. Yani burada en çok sayı atan oyuncu ben olacağım abi. Hedefimiz o. Hedefler büyük. Ne yapacaksın? Ya oğlum git adamını tutsana. Niye benim adamımı gelip tutuyorsun ya? Armut. Cat. Cat connection. Kurt connection. Aaa kaçırdı. Lan kazma. 10 sayıya puan farkını kapattılar. Sonlarda ben berbat oynadım. 28 sayıyla bitiriyorum yine ama son anlarda böyle kötü paslar mı dersin, kötü şutlar mı dersin? Size bir şey göstermek istiyorum burada arkadaşlar. Box score'a geldiğimizde anladım ki Trey Young takaslanmış. Crooks burada bizim Brooklyn Nets'ten biliyorsunuz. Onun haricinde nereye gitmiş Trey Young bilmiyorum. Bizim istatistikleri de göstereyim. 28 sayı 6 asist 7 tane top kaybı. Çok kötüydüm be o konumda. Yani -16'yız ben sahadayken. Son anlarda hep yedik. Okogi sahadayken +25. Oha 15 sayı 5 rebound. Karl Anthony Towns 2 sayı 7 blok ama. Acayip bir takım bu. Şimdi ben anladım ki şöyle hani ucuza yükseltilebilen şeyleri yükseltmek daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü bunları yükseltiyorsun hemen sana oradan bir hız veriyor, bir vertical veriyor, bir şeyler veriyor. Hani bunları yavaş yavaş yükseltmek bir şeye çok birden vermekten daha mantıklı bence. Biz hani driving dunk'a bayağı harcadık ya 84'e gelsin diye falan. Diğer şeyler daha önemli bence başlangıç olarak. Tekrar oynasam ben onları öyle yaparım. Şimdi neyse devam ediyoruz. Clippers var ya Clippers.
Bizim tarafta en iyi ikinci takım. Bak onlara karşı yenilmiştik. Hala 10.yüz. 2 tane maç üst üste kazandık. Şimdi Clippers'a karşı iç sahada kazanmamız şart. Paul George, Kawhi Leonard. Ben yine Paul George'u tutmam gerekecek arkadaşlar. Şöyle kameramızı aşağı alalım. Doc Rivers ekranlarda, efsanevi koç. Hadi bakalım Karl Anthony Towns bu topu alabilecek mi başlangıçta ya? Kardeşim hepsini kaybetti ya Cat. Süper. Uf, Johnson. Paul George. Bana post up yaptı, bir şeyler yapıyor. Geçti valla. Kawhi. Oha. Kawhi ne yaptın sen ya? Axel Walden'ın kafasına. Cat geldi, üçlük bomboş. Hadi abi. Ya kardeşim, Karl Anthony Towns'un üçlükleri fena değil aslında. Abi adamın 91 üçlüğü var ya. Yani atamıyor. Kaç tane üçlük, bomboş üçlük verdim adama. Paul George atama lütfen. Of ya. Orada istatistiklere bakayım derken batırıyorduk az kalsın. Hadi Gürkan. Oo, bomboşum. Ya niye smaç basmıyorsun koçum ya? Ayıp oluyor bak. Ayıp oluyor. Hoca bizi çıkardı. 19. O, biz öndeydik. 27-26. Aynı öyle devam ediyor. Ne oluyor abi ya? Ya adamlar beni itiyorlar. Topu onlara veriyor hoca. Acayip faul yaptı resmen. Çok iyi. Paul George gel lan. Aha, Axel Walden. Sağ ol. Attık. Ne oldu lan? PG ne oldu? Ne oldu? Paul George? Basket foul. Ya senin. Evet. Şunu da atalım abi. İyi olsun. Yeşil. İşte bu ya. Bu basket faullerde 3 sayı atmayı çok seviyorum. PG çok uyuz bir oyuncu ya. Hiç sevmiyorum. Oyunda en karşıma gelen en uyuz rakip oldu. Girmesin o. Süper işte ya. Süper işte. Axel Walden. Koş. Axel Walden ver. Smaç. Ya işte bu French Connection. Koçum benim. Je m'appelle Gürkan diyoruz burada rakibe. Paul George. Karl Anthony. Ooo, basket foul. O nasıl girdi lan? İşte bu. Benle bir şeyler yaptı orada Karl Anthony. Ama yani onu da atsan süper olacak. Elinden çıkışından belli. Çok kötü. Üçüncü çeyrekte işler tehlikeli arkadaşlar. Ayağa kalktık. Paul George yanıyor. D'Angelo Russell. Axel Walden. Ver abi. Girsin şu. Ya abi girmiyor. Hiçbir şey girmiyor benim için. İlla yeşil atmam mı lazım kardeşim ya? Bu oyunun en uyuz olduğum yönü bu şut olayı. Çok zor. Aşırı fazla zor. D'Angelo üçlük. Salla girsin. Ya hiçbiri de girmez mi? Helal olsun lan diyeceğim de. Yok abi ya. Bu takım üçlük atamıyor. Nerede benim yılanım? Alley-oop. Oha. Abi biz bu takımı imkansız yenmemiz ya. 10 sayı gerideyiz ama çok zor. Çıkartıldım şimdi geri girene kadar bayağı bir fark açılmıştır. Aa, öne geçmişiz 3 sayı. Vallahi bu Türkiye'den bize bir hediye arkadaşlar. Nasıl olmuşsa. Paul George çekecek mi? Çekti üçlük. Oha, girmesin yani. Ver abi. Daldık. Smaç. İşte bu. İşte bu sonunda ya. Adamların geri öne geçmesi uzun sürmedi arkadaşlar. Yani bizim takım bana bakıyor. Ben de görüyorsunuz buz gibiyim. Çünkü kaçırıyorum. Bizim takım kendisi bir şey yapmıyor ki. Bakın ben burada durayım. Helal olsun lan, bir şey yaptı sonunda. Vay be, gel lan sırtına vurayım senin. Johnson. Şu girsin. Sonunda ya, şöyle sayılar girsin be abi. Bomboşum. Üçlük işte bu ya. İşte bu ya. Ne oldu? Of. Kawhi Leonard pası verdi. Blok yedi. Walden koçum. İşte bu. D'Angelo Russell baskete daldı. At onu. Atamayacak abi. Nereye gidiyor ki D'Angelo Russell? 4 sayı öndeyiz. Attı George. Kawhi Leonard üçlük. Girmiyor. Çok iyi. Çok iyi. Şanslıyız. Ben donuğum. Asist yapayım abi. Axel Walden. Güzel. Süper geçti o.
24 sayı, 6 asist, 8 top kaybım var abi. 6 sayı öndeyiz. 6 sayı öndeyiz. Kitleyin, kitleyin, kitleyin. Kawhi Leonard, Axel Walden. Oha. Kawhi 17 sayıyla oynuyor şu an. 18 oldu. Yani Paul George işi yapan olmuş bu akşam. Gel Kat. Üçlük atar mısın? Girmiyor. Girmiyor. Paul George. Yok abi, adam inanılmaz ya. Ben yetişemiyorum ki böyle, enerjim bitik. 87-89, 33 sayı. Pardon, 2 sayı. 33 saniyeyi gördüm orada. Karl Anthony. Ver abi. Girsin. Girmiyor. Girmiyor arkadaş, girmiyor. Son sayı, tek top artık. 20 sayı, 20 saniye var. Maçın adamı Cat olmuş. Şimdi durdurmamız lazım rakibi. Üçlük attırmayalım, yenilmeyelim. Paul George yanıyor. Aha, ikilik girmiyor. İşte bu. Yürü Walden. Faulü yedi Walden. 7 saniye kala ama bonusta değiller. Ben başkasına vereyim, Walden'a vereyim. Neyse, önemli de değil ya. Üçlük girmiyor ama maçı kazanıyoruz abi, 2 sayıyla. İnanılmaz bir maçtı. Zar zor kazanabildiğimiz bir maç ama çok zor oldu arkadaşlar. İnanılmaz zor oldu. Paul George bu oyunda oynadığım en zor oyuncuydu. Tuttuğum en zor oyuncuydu. Vay arkadaşlar, maçtan sonra Dunk Contest diyor. Smaç yarışması. Jones Jr., Williamson, Donovan Mitchell, ben de varım. Beni niye seçmişlerse bilmiyorum da. Toronto Raptors'a karşı bir maç geldi. Ondan sonra Charlotte var ve peşine de gördüğünüz gibi diğer maçlar, All-Star şeyleri, olayları falan var. Nets de bu arada liderliğe yükselmiş. 37-14 beni bıraktıktan sonra. Ben buraya geldiğimden beri maç başına sayımı yükseltiyorum. 18.5, 7.4 asistim var. Ve linç yememe adına şimdi Toronto Raptors maçımızı da yapacağız. Ve Charlotte maçımızı da oynayacağız arkadaşlar. Hani bir gün geç getiriyorum ama en azından bu iki maçı da oynuyorum. Daha uzun olsun video. Bir sonraki bölümde de artık All-Star maçlarını falan yaparız. Toronto ya, Toronto'm benim. Arkadaşlar 13 sene bu şehirde yaşadım ya. Okulumu Toronto'da okudum. 13 yaşımdan 26 yaşıma kadar Toronto'daydım be. Vay vay vay, şimdi Raptors. Doğu Konferansı'nın en iyi 3. takımı galiba. Serge Ibaka, Siakam, Anunobi, Terence Davis, Kyle Lowry. Evet, hadi bakalım, yeşil formamızı giydik bu maç için. Bakalım Karl Anthony Towns ilk defa şu ilk topu alabilecek mi ya? Hadi koçum. Oho, 4'te 4. Vallahi formunda Karl Anthony Towns. Güzel. Johnson, abi ben bu adamı beslemeye devam edeceğim ya. Oo, ne girdim be. Ne girdim be. Koridorumu kendim açtım. Çok iyi hareketler bunlar. Çe, hocam beni alıyor. 12-13 gerideydik. Şimdi 2 sayı gerideyiz. Top bizim ama. Çok iyi. Dal abi, koridor bomboş. Uf, şu güzel smaca bakın abi ya. Bakın yeni animasyonundan galiba. Poster smaç. Fena değil. Aha, uf, Anunobi'den çaldım. Şu smacı da basar mıyım? Uuuu, en iyi smacımdı galiba bu. Of, yeni animasyon. Yeni animasyon. Topu şöyle bileğinin altına alıp da şey yapma. Smaca gitme. Of be, iyi defans, iyi smaç. Bana mı? Aa, Axel Walden yaptı. Üçlük. Abi kendime ne güveniyorum bu sefer ya. Of. Ya şu üçlükleri daha fazla atabilsem ne güzel olacak, bakalım. Paul yavaş. Yavaş. Evet, şimdi fast break. Al D'Angelo Russell, sen de bir şeyler at ya. İlk defa sayı attığını görüyorum D'Angelo Russell'ın. Ve ikinci çeyrekte de çıktım. 40-40. Arayı açamıyoruz ya. Ben bir iyi oynuyorum, bir kötü oynuyorum. Devre arası 60-52'ye açmışız farkı. Çok iyi. Üçlük atar mı? Kyle Lowry atabilir. Atamıyor. Öyle bitiyor. 8 sayı öndeyiz. İkinci yarı. Haydi. Çok iyi. Çok iyi. Girsin. Of, mükemmel. Şu pasın güzelliğine gel ya.
Üçlük. Bomboşum. Aha Karl Anthony Towns. Koçum Cat ya. Kedim benim. Kediciğim benim. Yılanı bıraktık kediye geldik. Axel Walden. French Connection. Koçum benim ya. Posterledi. Koçum benim. French Connection. Bam bam. D'Angelo Russell. Ben şunu atarım. Ooo mükemmel ya. Süper. Of. Maçtan alındım. 5 sayı öndeydik. Şimdi 6 sayı öndeyiz. Kediciğimizin serbest atışı giriyor. Yeşili tutturdu koçum. Norman Powell'dan söktüm. 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 Lan kendime niye alley-oop yapamadım ya? Neyse top bizim de. Kendime alley-oop yapamadım. İki tane üçgene bastım. Tek mi bir tane basmam lazımdı acaba? Neyse ben bu sayımı alayım ya, atayım. Arkadaşlar alley-oop için yorum yazabilirseniz sevineceğim. Çok güzel olur. İkisini de attım. Son şut Toronto'nun. Kyle Lowry çeker. Atar. Atamıyor ama. İyi. 9 sayı öndeyiz. Alley-oop. Spicy P. Arkadaşlar bir sağlam takımı yendikten sonra bir sağlam takımı yenmek daha yine güzel olacak. Bizim de 4. üst üste galibiyetimiz olacak. Bak ne geçtim. N1 yok. Siakam 5. faulünü yapıyor. Ben baskete çok iyi saldırıyorum da şu serbest atışlarım biraz daha iyi olsa keşke derken bir tane yeşil tutturduk. Bunu da yeşil yapalım o zaman Che. Yapamadık ama girdi. Kyle Lowry, Lowry atar abi. Lowry basketi çok iyi gidiyor. 7 sayı öndeyiz. 7 sayı öndeyiz. Ben de dalıyorum yine. Faul yok. Aa bak orada bomboşsun aslında Johnson. İkisi benim üstüme gelmiş. Rebound alamıyorsun ve üçlüyü de yiyoruz. 4 sayı fark kaldı. Dikkat, top onlarda. 94-92. Aaa Kyle Lowry de bu anlarda hiç kaçırmaz abi. 94-94. 7 sayıyı kapattılar farkı. Anthony Towns yapıştır. Helal olsun lan. Kyle Lowry yine saldırıyor. Ibaka boşta. Ya defansı da o kadar iyi değil Karl Anthony Towns'un sanki. Blok atıyor da adam çok boş bırakıyor. İyi aldım. Axel Walden ona gitmedi. Neyse. Mükemmel. Mükemmel. Johnson'la iyi anlaşıyorum. Siakam basket faul ya. Ekstrayı da atama. Attı. 99-98 öne geçtiler. Johnson. Johnson oğlum. Kaptıracağınız. Girsin. İşte bu. İşte bu. Kendimize güvenmeye devam ediyoruz. 27 sayı 6 asist. Kyle Lowry'ye geldim defansa yardım edeyim dedim ama Lowry çok boş salıyor ya. D'Angelo Russell berbat defans yapıyor. Gir içeri. Smaç. En azından atabildi ya. En azından atabildi. Güzel. Durdurduk. Orada ben biraz korktum. Yoruldum ya. Hani yorulunca bu sefer Nana güme gidiyor biraz şey. Vay be blokladı beni. Çok yorgunum o yüzden. Girdim bir daha. Açıkta Towns. Basket faul yok ama neyse atar ikisinde ya. At koçum. Uzun boylusun ama atarsın. Attı birini. Diğerini de at koçum. Onu da attı. Yeşili tutturdu güzel. Davis. Elimi kaldırdım yeşili tutturdu ya. Ben de çok erken bastım. Vallahi Kyle Lowry de yanıyor ya. O yüzden çok tehlikeli. Şu da çok berbat bir pastı. Niye verdiysem bilmiyorum. Umarım atamazlar. Umarım atamazlar. İyi defans oynadık. Yaptık ama Hollis Jefferson hücum reboundu. Walden. Ver abi. Ben girdim. Ben girdim. İşte bu. 29 sayı. Oo 5. faulümü yaptım ben. Adamı kovalarken. Ben de diyorum ne yaptım ya. Aa serbest atış. Tüh. Kyle Lowry baskete dalacak kesin. Baskete daldı, attı onu da ya. 106-106, çok tehlikeli. D'Angelo Russell. Oha ne itiyorlar lan. Karl Anthony Towns. Walden. Karl Anthony Towns burada. Bomboş buldum, mükemmel. Ya atamayacak diye korktum be.
şu adamı bırakmayayım. Terence Davis tutuyorum. Kyle Lowry, bunları almamız lazım. Terence Davis uçtu gitti. Kyle Lowry kendisi atacak bence. Hep öyle yapıyor. Aynen. Girmiyor ama. Çok güzel. Hücum reboundunu vermedik onlara. Çok iyi. Russell, git at onu. Artık yani bir zahmet. Dikkat. Siakam daldı. Atamıyor ama. Çok iyi. Çok iyi. Ver lan. Ha, faul yaptılar. Evet, iki sayı. Biri girdi. 30 sayıya geldik. Arkadaşlar bu bölümde yani her maçta en azından 24 sayı attım galiba. 3 maçta da 30 sayıyı geçtim. Bu da 2 maçta geçtim. Bu da 3. oluyor. En iyi maçım bu galiba. 9 asist, 3 rebound. 3 tane de top çaldım. Yanılmıyorsam. Kyle Lowry hemen atın abi. Ne bekletiyorsunuz işte. Elimi bile kaldırmadım. Attılar lan. 3 sayı. Ver abi. O sayılar bana gelsin. Ben bencillik yapıyorum biraz. Yeşil yok. Aa, girmedi. Şimdi düşünsenize, adamlar alıyorlarmış maçı. Ama yeşil abi, yeşil. Faul yaptım, ben faul out oldum arkadaşlar. Neyse. Çok tehlikeli ama şimdi düşünsenize. 110 oldu, 111 oldu. Vay. Kaptırmayın bakayım. Kaptırmayın. Kaptırıyorlarmış bir de. D'Angelo Russell atar galiba ikisinde. Bakalım. Girdi bir tanesi. Bunu da at. Overtime istemiyorum abi. O da girdi. Bizde. Bizde bu maç. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 6 saniye. Hemen attı Terence Davis. Girmiyor. Ve bu maç bizim arkadaşlar. 115-111. Biz kazanıyoruz. Şöyle hemen istatistiklere de bakalım. Benim 32 sayım var. Kyle Lowry 25, Siakam 23-10. Onlar da fena değillermiş. Bizde abi 32 sayı. Ooo, Karl Anthony Towns 25 sayı, 18 rebound. O da fena değilmiş ha. 4 tane de bloğu var. Benim dediğim gibi görüyorsunuz 3 tane top çalmam, 3 tane reboundum. Peki, D'Angelo Russell. Abi bu adamı takaslayalım harbiden ya. Biz bunu takaslayalım, power forward alalım. Hocam bana şu özelliği verin ya. Sizlere güzel bir haberim var maç sonrası. 6 burada Denver Nuggets, 7 Minnesota Timberwolves. 4 maç üst üste kazanmak işte bizi 7.liğe getirdi. Artık ben daha da yükselmeye devam edeceğimize inanıyorum. Olmadı. Houston da bayağı coşmuş. Onlar da 5 maç üst üste kazanmışlar. Ama şu ilk 4'e girersek ya da 5'e girersek yeter bize ya. Clippers gelirse işimiz zor da. Bakalım. Şimdi Charlotte maçı var. Şu post fade'imi yükseltirsem 82'ye geliyorum. Bir de ne yükseliyor? Vertical'la strength yükseliyor. O yüzden bunu yükselteceğim arkadaşlar. Post fade. Bazen kullanıyorum post hareketleri. O yüzden işime yarayabilir belki. Maça geçmeden şurada bir mesaj gördüm arkadaşlar. Brandon Ingram'dan bize ne diyor? Raptors'a karşı çılgınca bir smaçtı. Mükemmel görünüyorsun lan Brandon. Ben de tam sana tersini söyleyecektim. Onlara karşı yapmak istemedim öyle bir şey ama yapmalıydım cevabı var. Bir de burada var. Sağ ol Brandon'cığım, adamsın. Adamsın diyeyim, belki gaza gelir. Vay. Krallar kralları görür yani. Oğlum sen çöpsün de, neyse kimse söylemesin. Bugün de şu formamızı mı giysek, ne yapsak? İç sahadayız. 7.yiz. Bakalım son maçımız arkadaşlar. Bu maçtan sonra kaçıncı olacağız? 6.luğa yükselebilir miyiz acaba? Minnesota'da üst üste 5. maçımızı kazanmak için arkadaşlar sahaya çıkıyoruz. Terry Rozier sağlam oyuncu biliyorsunuz. Miles Bridges, PJ Washington. Gerisi önemli değil. Şöyle aşağı alalım ve maçımıza başlayalım. Bakalım arkadaşlar. Bizim kedicik bu sefer ilk topu alabilecek mi? Hadi koçum. Hadi göreyim seni. Sonunda be. Sonunda be. Umarım bu maçı kaybetmeyiz ha. Böyle olduğu için. Ben şöyle bir girdim. Ve güzel, iyi bir turnikeyle başladık. Uf, blok yedi. Blok yedi. 6-4 gerideyiz arkadaşlar ama ben de şurada smacımı basıyorum ya. Güzel, güzel. Aha, çaldım abi. Çaldım abi. D'Angelo Russell orada. Önemi yok. Bir smaç daha. Ooo, blok. Blok. İşte bu ya. Süpersin Walder. Smacımı da basıyorum abi. O topları bana verin, ben atarım. Yani paint'teyken, boyalı alandayken atarım. Dışarıdan atamıyorum da.
Hoca beni şimdi aldı. 14-12 gerideydik ve 40-33 geriye düşmüşüz. Beşinci maçımızı üst üste almamız lazım bunu ya. Carl Anthony. Kral, al. Hadi, basket faul mü? Güzel. İlkini attı. Kedicim ikinciyi atamıyor ya. Yılandan geldi kediye be. Kedicim o kadar iyi değil 92 olmasına rağmen. Rozier atamıyor. Oha, Rozier'e bak lan. 42-34. Hadi çocuklar. Şu smaç benim ya. Smaçlar devam ediyor ya. Helal olsun koçum. Helal olsun. Şuna bak. Ver abi. Evet, bir smaç daha mı? Yine çok kötü. Poster smacı. Cumancı bilmem ne yazıyor orada arkadaşlar. Vay anasını sayın seyirciler. Şu smacı çok beğendim. Tek param ona yetmişti bir sonra. Başka bir tane daha öyle poster smaç almam lazım aslında. Bu maçtan sonra belki alırım. Hadi bakalım. Lem. Lem'i de tutuyorum bak. Ne tuttum. Ya onu atabildi. Yuh daha neler. Neredeyse blok yiyordu be. Vallahi çok sakin, çok rahat dalıyorum içeri. Bunlar hiçbirini tutamıyorlar. Bu ne? Kaçıncı smaçım? Üçlüğüm var mı buradan? Yok ama Cat orada ya. Cat orada. Basket faul yok da. Yani DeAndre Jordan'la yaptığımız işleri ona öğrettim. Cat da 32 numara nere? Isparta mı? Isparta mı lan bu? Isparta kedisi. Evet, 41. Russell da o plaka numarası almamış. 0 abi. Ayıp. Acayip. Aslında ben Johnson'la bir connection kurabilirim. Bursalıymış Johnson. Aa bak güzel. Bursa connection. Çok iyi. Bir smaca daha gideyim ben. Bir smaca daha gideyim diyeceğim de. Axel Walden French connection. Zar zor içeri attı o topu. Smacı kaçırıyor da az kalsın. Bak görüyorsunuz arkadaşlar, 5 sıra yükselmişiz, 13'üncülüğe gelmişiz. Ben geldiğimden beri yani takımı taşımaya başladım. Tabii 30 sayı. Acaba All-Star'dan da yükseltsek mi? Ya da böyle iyidir ya. Eğleniyoruz en azından keyfimize. Gel abi. Gel abi. Şuradan. Oha. İyi faul aldım en azından. Yeşil olabilirdi o. Bunu yeşil atayım arkadaşlar sizin için. Aha işte bu. Mükemmel 18 sayı. Graham, Devante. Oo yeşili tutturdu lan adam. Aha uf işte bu. Al. Oğlum git smaç bas ya, bir şey yap ya. Smaç basmaz D'Angelo Russell galiba. Graham atamıyor, güzel. Şimdi 15 saniye. Axel Walden bomboş. French Connection atmadı. Şimdi geldi. Süper attı ama ya. 7 saniye 3 sayı. Bakalım ne yapacaklar. Ne yapacak? Kendi atar. Rozier iyi ya. Ama atamıyor. Güzel. 3 sayı gerideyiz. İlk yarı bitince. İkinci yarı. Bu maçta bayağı bir süre aldım yalnız arkadaşlar. Kendimi yormadım. Tabii benim dayanıklılık da bayağı yükseldi. Ve orada topu beraber çaldık Cat'la. Ve smaca gidiyor muyuz? Smaca gidemiyoruz da. Hocam bir faul verseydin ya, adam beni itti. Girsin. İşte bu ya. Adamı orada ekarte ettim biraz. Sunmazken. Orada ekarte ettim, attım. Johnson. Güzel. Yakından atıyoruz. Yine jumperlar. Yine de iyi defans. AW helal olsun lan. Hemen saldı bana. Güzel. Ben de smaca gidiyorum. İşte bu ya. Takeover sonunda açıldı. 29-4. Team Takeover açılmıyor ne yazık ki. O yüzden ben Takeover'ımı açayım abi. Girmiyor. Hemen istedik. Takeover. Smaç. Şunun üstünden atardık da o da girdi ya. Kontakt yani. Adam bana bayağı müdahale yaptı. 31 sayım. Daha 4. periyod da var arkadaşlar. 50 sayı atar mıyız? Rekora gider miyiz? 16 saniye kaldı. Rozier bekledi. 4 saniye kendisi oralardan bir yerden atacak sözde. Yok abi. Benim acaba takeover bitiyor mu burada? Oo çok iyi, bitmiyor. 12 sayı öndeyiz. 12 sayı öndeyiz. Açalım o farkı. Yorulmayacağız. Daldım.
Basket faul yok ama saldırmaya devam abi. Çok güzel yükseliyor, doluyor hızımız ya. Bir tane yeşil, bir tane, ikisi de girdi. French Connection. Mükemmel bir smaç. French Connection iş başında. Dördüncü çeyrekte, dördüncü periyotta o kadar iyi değilim. Az önce bir tane şut kaçırdım, hemen dondum. Şöyle bir top çalabilir miyim acaba? Tutmamam gereken bir adam ama bu eleman. Ben şu adamıma gideyim. French Connection iyi tutuyor. Zaten 2 dakika kaldı. Rekora gidemeyeceğiz ne yazık ki. Uf, işte bu ya. Kedicik coştu. Atmasınlar, atamıyorlar. Abi orada alın o rebound'u ya. Axel Walden. Ya French Connection abi, French Connection. Al Johnson. Uf, Johnson Connection. Dördüncü periyotta asist manyağı oldum arkadaşlar. Sadece bu maçta bir tane top kaybım var. O çok önemli. En iyi maçlarımdan bir tanesi oldu bu. Gir. İşte bu. 37. Jumper'lar da bu maçta bayağı girdi. Yani 3-4 tane attım. Mutluyum o konuda da. Maç böyle bitiyor. 110-97. En iyi maçımız bu olabilir arkadaşlar. Yani 33 sayı, 7 asist. Bir de geçen maç da fena değildi tabi ama bunda hiç top kaybetmedim. Orası çok önemliydi. Şurada şimdi bir shooting rozeti açıldı. Bir tane de belki playmaking açılabilir. O da açıldı. Onları da geçeceğiz şimdi. Uzun bir bölüm. Bakın uzun bir bölüm, like atmayı unutmayın ha. Bu maçta tekrar bu arada D'Angelo Russell'ın verimini göstermek istiyorum. 7 sayı 6 asist. Arkadaş bu nedir ya? Abicim ben bu çocuğu başka bir takıma göndermem gerekiyor. Towns yine fena değil. Kendine gelmiş de acayip kötüydü be. Ben 35 sayı, 7 asist, 3 top çalma, 2 rebound, 1 blok, sadece bir top kaybı. İnanılmazdım ve arkadaşlar bir sonraki bölümde gördüğünüz gibi Rising Stars maçı olacak. Çaylakların All Star maçı. Bu maçta ben varım. Ondan sonra smaç yarışmasında da beni aldılar. Bu arada biz 7. konumumuzu biraz daha pekiştirdik. Warriors hemen arkamızda ama artık 6 ile 5'te yakalamaya çalışıyoruz. 4'ü bile yakalayabiliriz belki. 5 maç üst üste kazandık bu bölümde. Süper oynadık. Şimdi rozetler, shooting, burada bir tane var. Green Machine, ben bunu silecektim biliyorsunuz. Green Machine'a gerek yok. Burada Quick Draw lazım bize. Umarım bu benim aradığım rozet olur. Quick Draw'yı hemen gümüş yapıyorum. Playmaking'de de Quick First Step, Stop and Go, ikisi de Hall of Fame. Bunlar bana bayağı yaradı galiba bu son dönemlerde. Sanırım Handles for Days'i alabilirim şimdi. Stop and Go'yu bir düşürdüm. Handles for Days'e gümüş vereceğim. Çünkü artık hani oyuncum daha hızlı hareket edebildiği için daha fazla dribble hareketlerine giriyorum. O yüzden de böyle crossover falan peş peşe yapabiliyor çe. Ondan mutluyum ondan dolayı. Bölümü kapatmadan önce arkadaşlar istatistiklere baktığımda ortalamam 19.1 diyor. Sayıda yükseldik 30'ar 30'ar atarak. Asistlerim biraz düştü, 7.4 sanırım 7.8'e çıkmıştık en fazla. Ama orası önemli değil çünkü biliyorsunuz arkadaşlar burada benim Zion Williamson'ı geçmem lazım. 21.2 sayı, 8.7 rebound. Onun haricinde umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Daha uzun tutmaya çalıştım. Bir gün o yüzden gecikti, yoksa dün gelecekti. Neyse önemli değil. Like butonuna basmayı unutmayın lütfen. Onların çok yardımı dokunuyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.